Merhaba arkadaşlar, ben Antalya Fuji Film'den Ümit. Bugün size bazı fotoğraf teknik terimlerinden bahsedeceğim. Öncelikle size RAW'dan bahsetmek istiyorum. Fotoğrafçılığa aşina olan herkes zaten RAW nedir az çok biliyor. Yine de kabaca bahsedeyim. RAW fotoğraf aslında fotoğraf makinesinin çektiği fotoğrafı herhangi bir işlemden geçirmeden kaydetmesidir. RAW fotoğrafta beyaz ayarınız, pozlamanız, hatta siyah beyaz fotoğraf çektiyseniz o bile renkli çıkıyor. Beyaz ayarını İstediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz Photoshop'ta veya başka programlarda. Yine aynı şekilde pozlamaya bir nebze de olsa daha fazla müdahale edebiliyorsunuz. Ya da az önce de bahsettiğim gibi siyah beyaz bir fotoğraf çektiniz. Onu bilgisayara attığınızda renkli olarak çıkıyor. RAW yani özetle fotoğrafın ham hali. Daha fazla size müdahale etme hakkı sunuyor. Boyut olarak daha fazla yer kaplıyor. Örneğin bir fotoğrafınız, JPEG çektiğiniz fotoğraf 20 MB iken RAW'da bu 40 MB'a kadar çıkabiliyor. Hatta GFX50'de bu 110 MB'a kadar çıkabiliyor. Aslında RAW'da boyutun büyük olması iyi. Çünkü içerisinde yani fotoğraf makinesi daha fazla data, daha fazla veri almış demek oluyor. Bu da bize post production aşamasında daha fazla bir hakimiyet sağlıyor. JPEG'den bahsedecek olursak, JPEG aslında sıkıştırılmış bir fotoğraf formatı. RAW gibi bize çok büyük bir kolaylık sağlamıyor. Ama boyut olarak daha küçük. RAW fotoğraf atıyorum 40 MB iken JPEG fotoğraflar 20 MB, 10 MB olabiliyor. RAW çektiyseniz eğer bunu bilgisayarınızda açtıktan sonra kaydederken JPEG olarak kaydetmek zorundasınız. Ama JPEG fotoğraf çektiyseniz yine bunu JPEG olarak kaydedebiliyorsunuz. Fakat JPEG'de şöyle bir durumda var. Fotoğrafın kalitesini 10 diye sıralayacak olursak 10'dan 1'e kadar yani düşük kalitede bile JPEG olarak bilgisayarınızda kaydedebiliyorsunuz veya fotoğraf makinenizde de aynı şekilde fine, super fine ya da normal olarak JPEG fotoğrafı kaydet diyebiliyorsunuz. Yani JPEG tercihi ama bana kalırsa hem RAW hem JPEG çekebilirsiniz. İşte megapiksel nedir ondan bahsetmek istiyorum. İşte bildiğiniz gibi fotoğraf makinesinde 26 megapiksel, 50 megapiksel, 100 megapiksel veya 12 megapiksel gibi rakamlar duyuyorsunuz. Aslında bu megapiksel kabaca şu oluyor. Sensör boyutumuz ne olursa olsun APS-C sensörden bahsedelim. APS-C sensörü bir makinemiz var. Bu 26 megapiksel bir makine olduğunu varsayalım. İçerisinde 26 milyon tane nokta var. Bu her bir nokta megapiksel anlamına geliyor. Aslında bu her bir nokta kubbe oluyor. Her bir kubbenin içerisinde ışığın geçirgenliği var ve ışık geçip dijital olarak fotoğraf makinemizde görüntünün ortaya çıkmasını sağlıyor. Megapikselinizin çok yüksek olmasının bir avantajı olmuyor. Eğer ticari bir işle uğraşmıyorsanız megapiksele çok fazla takılmayın. Düşük megapiksellerde bahsettiğim kubbeler daha büyük olduğu için içerisinden ışık daha rahat geçiyor. Daha rahat kontrol edebiliyorsunuz ve daha kaliteli fotoğraf çıkartabiliyorsunuz. Gelelim dinamik aralığa. Dinamik aralık benim kendi fotoğraf anlayışımda çok önem verdiğim bir şeydir. Dinamik aralığı da şöyle düşünebilirsiniz. Bir yerin fotoğrafını veya bir şeyin fotoğrafını çektiğinizde gölge alandan alabildiği detay ve aydınlık alandan alabildiği detaydır. Bunu birazdan zaten örneklerle göreceksiniz. Yani fotoğraf makinesi tercih ederken veya kullanırken dinamik aralığına mutlaka önem verin derim. Bir araştırın, inceleyin, denemeye fırsatınız varsa deneyin. Çünkü dinamik aralıkta gerçekten gölgeyi mesela sert ışıkta çalıştınız ve gölge alanları açmak istiyorsunuz ve oralarda bozulmalar, grenler oluyorsa eğer orada dinamik aralık istediğiniz gibi olmayabilir. O yüzden benim şahsi fikrim yine dinamik aralık çok önemlidir. Bir diğer teknik terimimiz ise histogram. Aslında histogramı çekim esnasında aynalı sistemler kullanırken çok fazla göremiyorduk. Çektikten sonra bakabiliyorduk. Aynasız sistemlerde bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Histogramı şöyle kullanma taraftarıyım. Histogram penceresini açtığınız zaman ekranınızda böyle dalgalı bir şey göreceksiniz. Bu şu anlama geliyor. Ekranı o gördüğünüz dalgalı grafiğin sol tarafı en koyusu, orta kısmı gri alanları veya orta tonların olduğu yer, sağ tarafta en parlak olan yerdir. Burada daha çok dengeli bir görüntü almak gerekiyor. Yani sol tarafa doğru kaydıysa eğer fotoğrafınız koyudur. Sağ tarafa doğru kaydıysa eğer yoğunluk fotoğrafınız da aydınlıktır anlamına gelir. Az önce de bahsettiğim gibi dalgalı olması daha iyi. Histogram aslında çok kullanışlı bir şey eğer bilirseniz. Çok avantajlı bir şey. Birçok insanın yaptığı veya birçoğumuzun yaptığını işte fotoğrafı çektikten sonra izleme tuşuna basıp fotoğrafımız istediğimiz tonlarda mı değil mi veya istediğimiz gibi pozlanmış mı bunu görüyoruz. Şimdi ekranlar günümüz teknolojisindeki LCD ekranlar ve işte fotoğraf makinenin ekranları gayet kaliteli, gayet iyi ama yine de yanıltıcı olabiliyor. Veya işte yüksek ışıklı bir ortamda baktığınızda ekranı istediğiniz gibi göremeyebiliyorsunuz. Eğer histograma bakarak o görüntünün dengeli olduğunu anlayabiliyorsanız eğer doğru fotoğrafı çekmişsiniz demektir. Bir diğer teknik terimimiz ise beyaz ayarı, beyaz dengesi ya da white balance. Beyaz dengesi de şu oluyor. Fotoğraf makinesi bulunduğu ortamın renklerini algılıyor ve ona göre doğru rengi vermeye çalışıyor. Bu fotoğraf makinesinde işte VB diye, WB diye de geçebiliyor. Beyaz ayarlara şuna dikkat etmek gerekiyor. Aslında günümüz teknolojisindeki makineler gerçekten çok iyi. Yani beyaz ayarını otomatikte yaptığınızda olabildiğince doğru rengi vermeye çalışıyorlar. Fakat otomatik dışında da kullanabileceğiniz beyaz ayarları var. Özellikle az önce bahsettiğim gibi JPEG çalışıyorsanız orada beyaz ayarını makine üzerinden ayarlamanız çok önemli. Örneğin güneşli bir havada çalışıyorsanız makine
kameranızın ayarını güneşe getirebilirsiniz. Ampul olan bir ortamda çalışıyorsanız, yani ev ortamında çalışıyorsunuz, fotoğraf çekeceksiniz örneğin, fotoğrafınız çok kızıl çıkabilir. Öyle bir durumda ampule getirdiğinizde beyaz ayarınızı daha mavi tonlarda bir fotoğraf verecek çünkü dengelemeye çalışacak. Ya da Kelvin'e getirebilirsiniz. Kelvin'de şu oluyor: renk sıcaklığı, fotoğraf makinesi bulunduğu ortamdaki renk sıcaklığına göre bir ayar yapıyorsunuz. Örneğin gün ışığında fotoğraf çekeceksiniz. Gün ışığında genelde 5600 Kelvin'de doğru fotoğrafı alabiliyorsunuz. Ama gün batımında fotoğraf çekeceksiniz ve ortam kızıl, daha da kızıl olmasını istiyorsunuz. Orada Kelvin diyelim işte 5000 üzerine çıkmaya başladınız. Örneğin 7000, 9000 hatta 10.000'e getirdiğinizde size oldukça kızıl bir fotoğraf verecek. Ya da rakamı 5000'in altına indirmeye başladığınızda, Kelvin değerini yani, fotoğrafınız daha da maviye kaçmaya başlayacak. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Parlament mavisi dediğimiz bir ışık vardır. O da şu oluyor: gün battıktan sonraki o kararmada önceki bir 15-20 dakikalık bir süre vardır. Daha böyle gökyüzü, ortam mavidir. Genelde şehir fotoğrafı çekiyorsanız çok işinize yarar. Öyle bir durumda da Kelvin değerini biraz daha maviye aldığınızda işinize yarayabiliyor. Ya da stüdyo ortamında çekim yapacaksınız. Sonuçta stüdyo ortamında çekim yapacağınız zaman kullanacağınız flaşların da bir Kelvin sıcaklığı var. Eğer onlarda bir tutarsızlık varsa veya makinenizde orada bir tutarsızlık sergiliyorsa, beyaz ayarını otomatikten çıkartıp Kelvin değerini siz vererek yine sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Bunu güneşli hava, kapalı hava, yansıyan ışık şeklinde yapabiliyoruz. Gelelim bugün anlatacağımız son terime: buffer. Buffer da aslında tampon bellek olarak geçiyor. Yani fotoğraf makinelerinde bir hafıza yok. Çektiğiniz fotoğrafı kendi geçici hafızasına kaydedip oradan hafıza kartınıza atıyor. Buradaki aktarım hızında aslında biraz da buffer diyoruz. Yani şey olabiliyor, örneğin işte bazı makinelerde göreceksinizdir bunu. İşte JPEG'de seri çekimde 65 yazar. Bu 65 şu anlama geliyor: 65 fotoğraftan sonra artık makine bizim tabirimize şişmeye başlıyor ve yavaş, daha yavaşlamaya başlıyor. Burada şey çok önemli: kullandığınız fotoğraf makinesi hızı tabii önemli, buffer önemli. Aynı zamanda hafıza kartınızın aktarımızı da önemli. Yani çektiği fotoğrafı aynı şekilde hafıza kartına aktarması da burada etkenlerden biri. Bugün sizlerle 7 farklı teknik terimden bahsettik. Eğer aklınıza takılan başka merak ettiğiniz terimler varsa veya fotoğrafçılıkla ilgili aklınıza takılan başka şeyler olursa yorum yapın. Yorum yapmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlarımız en kısa zamanda cevap verecektir. Hatta onlarla ilgili videolar bile çekebiliriz. Burada ya da burada Fujifilm Türkiye kanalımıza üye olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.